patron arıyor ya. Efendim patron. Alo. Beyazıt. Benim patron. Neresi şimdi? Tamam. Şimdi meşgul olduğum işi bırak, çabuk buraya gel. Evet. Tamam, biz zaten yoldayız ya. Seninle görüşmem lazım. Hadi kısa kes, çabuk gel, bekliyorum. Tamam. Tamam, hemen geliyoruz biz. 5 dakika sonra oradayız. Tamam. Oldu patron. Oldu. Çocuklar, patron çağırıyor. Direkt oraya gidiyoruz. Tamam mı Arap? Tamam. Merhaba beyler. Kulda Kerim. Merhaba. Şer Tayyip. Merhaba. Al Bayram. Eyvallah. Buyur patron, beni çarpmışsın. Otur. Teşekkür ederim, rahat edelim. Pardon patron. Hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Yarın da geçenlerde böyle bir şey kulağıma geldi. Çıkacak mısın? Eğer böyle bir hadise varsa kardeş, çok hoş karşılanmaz bizim bu camiada. Değil mi arkadaşlar? Yemedik, yedirdik. İçmedik, içirdik. Arkadaşlar fazla üzerine gitmeyelim. Cilet, dur bakalım. Bir de senden dinleyelim şu hikayenin aslını. Şimdi patron, sen benim neden mafyaya girdiğimi biliyorsun değil mi? Nedenmiş o? Zamanında benim annemle babamı vurmuşlardı. O katilleri bulmak için girmiştim mafyaya. Ama o katillerden hiçbir farkım kalmadı. Her gün gidiyorum, adam vuruyorum, araç topluyorum. Geçen zaten Beyhan da vurdum. Sonra kabusuma girdi adam ya. Artık elimi böyle şeylerden çekmek istiyorum patron. Ne için konuşuyorsun lan sen öyle? Bizim raconun kurallarını unuttun galiba. Kulluk Kerim, anlat şuna kuralları. Bizim kanunlar açık ve nettir patron. Bizim bu alemde girmek var, çıkmak yoktur. Anca leşim çıkar buradan. Vallahi artık beni hiç ilgilendirmiyor böyle şeyler. Leşim çıksa bile kararım kesindir. Siz de bunu böyle bilin. Senin bugün kafan yerinde değil galiba. Sen şimdi git. Sonra görüşürüz seninle. Vallahi patron, belki de hiç görüşemeyeceğim. Bana artık müsaade etmem gerekiyor. Beyler, hadi. Adımlarına dikkat et. Şunun yaptığına bak. Havalara girmiş artist. Biz bunu böyle bilmezdik. Elimizde yetiştirdik. Şimdi bize kafa tutuyor. İcabına bakarız. Beyazıt, şimdi beni iyi dinle. Bu akşam saat 8'de toplantımız var. Kendini hazırla, seni de alacağım. Tamam mı? Oldu. Akşam görüşürüz. Buyur, pasla. Yardım patron.
Bugün Yasin Bey toplantıya katılamıyorlar. Kendisine vekil olarak beni atadılar. Bugün toplantıyı ben yönetiyorum. Evet, Ustura Mesut, anlat bakalım. Avrupa'da işleri gümrüğün %79,82 elimizde. Sadece bazı piyasalarda problem var. Büyük paralar kaybediyoruz. Mesela Malta, San Marino, Monaco ve unutmamalı ki bir tane büyük piyasa var, Liechtenstein. Ha, bir de Romanya'da çingenler var. Onlar da kafayı yemiş. Halit Haydar'ı unutmadım. Geçen ay büyük bir sorun yaşandı. Neredeyse silahlar gümrükten geçemiyordu. Buna ne diyorsun? Evet, öyle bir sorun yaşandı. Aman kafana takma. 2 saat içinde halloldu. Malum artık MSN, ICQ böyle işler kısa zamanda halloluyor. Burnunu sokan da 20 sene hapise girdi. Artık orada uzun uzun düşünür, taşınır, kaşınır ve artık başka insanların işine burnunu sokmamaya öğrenir. Zaten son zamanlarda burnunu soka soka iyice büyümüştü. Finokya gibi burnu vardı maşallah. Tamam kes. Güzel. Umarım gümrüğü %100 ele geçirirsiniz de ticaretimizi rahat yaparız bundan sonra. Senin kafana takma abi. Ali Çaydar, sen anlat bakalım. Amerika şu son sıralar işlerine çok karışmaya başladı. İşler bayağı zorlaşıyor. Bu yüzden de adam satın almak zorunda kalıyorum. Bu da benim ve konseyin zararını oluyor. Kafanı takma sen. Sen uçağında buraya gelirken biz o işi hallettik. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra işlerin daha iyi yürüyeceğinden emin olabilirsiniz. Ama şunu unutma. Seninle uğraşan Amerika değildi. Seninle uğraşan Amerika'nın Cumhurbaşkanlığına göz dikmiş biriydi. Güya seni ortadan kaldırıp Amerika'ya Cumhurbaşkanı olacakmış. Ama yakında trafik kazası geçirecek. Ve Tahtalıköy'ü boylayacak. Tahtalıköy neresi abi? Rakamın nüfusu hangi ilçeye bağlı? İstersen Tahtalıköy'e gönderebilirim seni. Ana biliyorsun. Babacılara tikim vardır. Daima cilette dolaşırım. Tıraşı kes. Sen devam et Haric. Tekrar teşekkür ederim. Bundan sonra işlerin daha iyi yürüyeceğinden emin olabilirsiniz. Senin pisliklerini hep biz mi temizleyeceğiz? Son zamanlar çok sorun çıkartıyorsun. Biraz dikkatli ol. Bir daha olmasın böyle şeyler. Boğazım kurudu. Bana bu su getirin. Bu ne biçim su getirmek lan? Sizin köyde suyu böyle mi getiriyorlar? Sen şimdi görürsün. Cafer, seni dinliyorum. Çelik Bey de ağzını alsın. İşler şu an hepsi rayında. Afrika mallar hiç sorun almadan girip çıkıyor. İnsan ne de olsa aç. Köpeğe nasıl yem verirsen, istediğini yaptırırsan bu yamyamlar da aynı. En yüksek makamda oturanlardan tut, ta tarladaki işçiye kadar hepsi elimizde.